Merhaba arkadaşlar. Bugün Uçak Bes Çiftliği'ne misafiriz. Yanımızda Mustafa arkadaşımız var. Çiftlikle alakalı genel bilgi verecek. Evet Mustafa, söz sende. Öncelikle çiftliğimize hoş geldiniz. Ben Mustafa Can Uçak, Kayseri Gelsi Subaşı Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. Bu işe baba mesleğiyle başladık. İlk bu işe girdiğimizde eski ahırımızda değil. Orada iş gücü olarak tamamen insan gücüne dayalı bir iş gücü vardı. Hayvan sayısı olarak da yeterli sayıya orada ulaşamadığımızdan dolayı böyle bir çiftlik yapmaya karar verdik. Sistematik olarak, iş gücü olarak tamamen makine gücüne döndük. İnsan gücü azaldı. Makine gücüne dayalı olduğundan dolayı önceki ahırımızda, eski ahırımızda 20 hayvanla 2 saat, 2,5 saat bazen ahırdan çıkamadığımız oluyordu. Burada maksimum ahırımız, çiftliğimiz tamamen dolu dolmuş olsa 1 saat sürüyor. Eski ahırımız 20 hayvanlıktı. Burası 100 kapalı, 150 açık olmak üzere toplam 250 hayvanlık. Hayvanlarımız yazın sıcakta bağlı kalmasından veya da dışarıda sıcakta yatmasından çekindiğimiz için, hayvanın rahatını düşündüğümüz için ahırımızı bu şekilde profillerle öldük. Burası erkek hayvan ahırı için, arka tarafı düvelerimiz için hiç doğum yapmamış, yeni doğum yapacak veya boş olan hayvanlarımız için. Bu arkadaki boş alan ineklerimiz için, sağlam ineklerimiz için. Yanındaki boş yer ise orada da damızlık köşümüz bulunmakta. Bu tarafın köşede gözükenler de buzağlar. Buralarda şu an boş olmasının sebebi düvelerimiz ve ineklerimiz yayılımda. Yayılımda dışarıda var. Ahırımıza yakın, hemen ahırımızın dibinde yoncamız var. Yoncamızın son biçimini aldıktan sonra hayvanlarımızı atlatıyoruz. Şöyle gelecek olursak, şurada küçük bir kapımız var. Dışarıdaki açık patoğumuza çıkıyor kapı. Orası açık. Hayvanlarımız istediği zaman içeriye, istediği zaman dışarıya çıkıp kuruda yapmak istiyorlarsa dışarıya çıkıyorlar. İçeride yem yemek istiyorlarsa içeriye geliyorlar. Bu şekilde özgür şekilde dolaşabiliyorlar. Şuradan arka tarafa geçtiğimiz zaman şöyle geçelim. Makine gücünden kastımız altını, burada panomuz var. Buradan sıyrığı sistemi olarak gözüküyor. Sıyrığı sistemi zincirli. Buradan sıyrığı çalıştırdığımız zaman hayvanların altını otomatikmen çekiyor. Bu geriye giderken öbür taraftan bundan bir tane daha var. Öbür taraftaki geri geliyor. Karşılıklı sistem olarak çalışıyor. Yoncamız da burada. Hayvanlarımız da burada. Burada sabahtan öğleye kadar otluyorlar. Sonra öğünün içeriye alıyoruz su ihtiyaçlarını karşılamaları için. 2 saat, 2,5 saat kadar da içeride açık patoğumuzda veya içeride kendileri nerede istiyorlarsa orada yatıyorlar, yemişlerini getiriyorlar, istirahatlerini ediyorlar. Öğlenin sıcağı geçmiş olduğundan sonra tekrardan buraya bırakıyoruz. Burada istedikleri gibi yayılıyorlar. Bu ön kısımda görmüş olduklarınız ineklerimiz, sağlam hayvanlarımız. Arka tarafta gözükenler ise düvelerimiz. Onlar içinde gebe olanları da var, boş olanları da var. Burada akşama kadar böyle gününü geçiriyorlar. Görmüş olduğunuz üzere ineklerimizin yanında buzağlar da var. Bunlar yeni buzağlarımız. 1 aylık, 2 aylık ve 3 aylık 3 tane buzağımız var. Bunlar ineklerin altında sürekli duruyorlar. İstedikleri zaman yemiyorlar. İstedikleri zaman annelerin yanına ayrılmıyoruz. İlk 70 gün. 70 gün bir buzağının emmesi gerektiğinden dolayı minimum 70 gün, maksimum 90 gün bizim çiftliğimizde. Bunlar kendi baba mesleği, dediğim gibi baba mesleğinden kalan ineklerimiz. Burayı biz kurban üzerine, erkek hayvan üzerine yaptık. Şu an kurban sezonu geçtiğinden dolayı daha kurbanlığımızı almadık. Kısmetse 12. ayda kurbanlığımızı almaya başlayacağız.
Mustafa geçelim. Burası gençlik çağına gelen hayranlarımızın sosyalleşmek için kullandığımız hızalık. Burada Simental, Holstein, Montofon ırkı, 3 ırk var. Sarı beyazlar, turuncu beyazlar, Simental. Siyah beyaz olanlar Holstein cinsi. İki tane, üç tane montoforumuz var burada. Birisi bu, birisi orada. Bu erkek, o dişi. Bir tane daha diş hayvanımız var geride. Montofon. Biz burada genellikle Simental hayvan üretmeye çalışıyoruz. Simental ineklerimizde Simental hayvanlar üretmeye çalışıyoruz. Çünkü Simental hayvan hem sütçü hem ırkçı cins olarak çalışabilmekte. Holstein inek süt üzerine çalışıyor. Montofon hayvanlarımızdan pek verim alamıyoruz. Belki biz alamıyoruz ama verim alamıyoruz. Erkek hayvanlarının boyu kısa kalıyor. Dişi hayvanlar süt miktarı olarak çok az süt veriyorlar. Simental ineklerimizden günlük ortalama 15-20 litre süt alıyoruz. Holstein bir tane hayvanımız var, sağlam. O hayvanımızdan da 25 kilo civarı süt almaktayız günlük. Sağlam zaten fazla hayvanımız yok. Evden yetiştirdiğimiz, babamızdan kalan 7 tane ineğimiz var. 6'sı Simental, bir tanesi Holstein. Buradaki hayvanların 3 tanesi hariç zaten kendi evimizin hayvanları. Bizimizde başka gösterebileceğim veya söyleyebileceğim sulama sistemimiz var. Soğuklarımız var diyeyim daha doğrusu. Böyle gelirse göstereyim. Burada şamandıra sistemi çalışan soğuklarımız var. Hayvan buraya geldiği zaman, burnu buraya değdiği zaman buradan su akıyor. Hayvan bu şekilde buradan suyunu içebiliyor. 24 saat yanında suyu var hayvanlarımızın. İstedikleri saat, istedikleri dakika, saniye su içebiliyorlar. Kesimhane bölümümüz. Burada kurban zamanı veya hayvan kesileceği zaman biz kendimiz kesiyoruz. Burada kesimhane sistemi birebir orijinal aynı diyebilirim. Burada vincimiz var. Şöyle şu şekilde göstereyim. Şu vinciden de hayvan bu kapıdan çıkıyor. Bunu raya oturtturuyoruz. Buradan hayvanı bacağından bağlayarak kellesini aldıktan sonra raya kaldırıyoruz. Rayda çalışma prensibi şu şekil oturuyor. Sonra hayvanı böyle itiyoruz. Kesimhaneden dönerek çıkıyor. Kesimhaneden dönerek çıkıyor. Burada kellesini aldıktan sonra ileride içi boşalıyor. Derisi yüzülüyor. Tekrardan dönüp şuraya geldikten sonra dört parça halinde kesimhaneden çıkıyor. Burada samanlığımız var. Burada samanlığımız var. Samanımızın yetmeğini, balyanın yetmeğini dışarıya istifliyoruz. Burası yemliğimiz. Burada paprika yemini ve yonca kesip yem olarak yeşil otumuzu. İçeride yoncamız var şu an. Kesif yemimiz yakın zamanda bittiğinden dolayı daha da görüştüğümüz yerden yemin bugün geleceği söylenmişti ama gelmedi. Onu bekliyoruz. Burası sılaç turumuz. Burada sılacımız var. Üstünü kapattık, hava almadı. Burası da aynı şekilde sılaç turumuz. Üçüncü çukurumuzda da pancarımız var. Önce pancar yediyoruz hayvana. Sonradan pancar ette ve sütte koku yaptığından dolayı kışın önce bunu bitiriyoruz, sonra kışın sılaj yedirmeye başlıyoruz, mısır sılajı. O şekilde beslememiz devam ediyor. Kendi tarlalarımız var, ekiyoruz. Arpamızı, arpa kırmamızı kendimiz yapıyoruz. Mısırı kendimiz ekiyoruz. Aldığımız sadece fabrika yemi olarak besi yemi ve pancar var. Burada yem karma makinesi var. Burada istediğimiz yemi ayarlıyoruz ve makinede homojen bir şekilde karışmasını sağlıyoruz. Makinemiz 10 metreküp, çift elezyonlu. Elektrikli değil, şaltla çalışıyor, traktör çalıştırıyor. Yem homojen bir şekilde karıştıktan sonra hayvanın önüne, arkaya
girdiğimizde makine dağıtım yapabiliyor. Burada damızlık hayvanımız var. Kendi ev hayvanımız. Burada kızgın ıslaman olan bir tane düğümüz var. Bu hayvanımızı tavlamak için kullanıyoruz. Kızgınlık zamanı olan düğümüz veya ineğimiz olduğu zaman bu şekilde açıkta ikisini bir bırakıyoruz. Bir gün kadar beraber kalıyorlar. Sonra bunları ayırıyoruz. O günün tarihinde not alıp hayvanımızı takip ediyoruz. Tekrardan kızgınlık dönemine gelecek mi? Tohumdan yana bir sorunu yaşıyor mu? Gebeliği tuttu mu tutmadı mı gibisinden 20 gün kadar takip ediliyor. 20 gün sonra hayvanımız tekrardan kızgınlığa gelmezse gebe olduğunu varsayıyoruz ve 9 ay sonra ineğimiz sağlıyorsa 7,5 ay falan sağladıktan sonra, gebeliği olduktan sonra sütten kesiyoruz. 1,5 ay kuru dönem olarak geçiyor. 1,5 ay sağlamıyor. Buzağdan sonra, doğum yaptıktan sonra yaklaşık bir 3 gün ağız sütü dediğimiz sarımsı, protein ve enerji olarak yüksek bir süt verimi olur hayvanda. O sütten genellikle buzağı emzirmeye çalışıyoruz. Çünkü ilk anne sütü önemli. Ondan sonra sütü normale döndükten sonra buzağımızı diğer buzağların yanına veya buzağını alıyoruz. O şekilde inek de sürünün içine tekrardan katılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bu sıyığımız gelirken tam karşıya dönersek karşısında bir tanesi geri geliyor. Bu biri ileri giderken diğeri geri geliyor. Thank you.
ezmer, iki tane yonca, üç tepçe, pancar atıyor ya. He. Bunun yarısını uzatacağım. Mesela son bir şey atıyorsan, tepçeyi, bunu bir buçuk atacağım. Sonra gideceğim beş balaya atacağım. Sonra gideceğim bir yonca atacağım. Sonra gideceğim bir buçuk çiçek atacağım. Eşeği. Doğru tarafında kalacak. İkinci altında arka tarafında kalacak. Orta olacak karşısında. Böyle olunca homojen karşımı yapması uzun sürüyor.
mı? Gel bakalım. Gel buraya.
Gel oğlum. Gel.
Ayağa kaldı, ayağa kaldı. Çalışma prensibi bu şekilde. Bizi tercih ettiğiniz için, geldiğiniz için özellikle size ve kanalımıza teşekkür ederiz. Çiftliğimize sorabileceklerimiz bu kadardı. Geldiğiniz için tekrardan ayağınıza sağlık diyorum. İyi akşamlar diliyorum.